Herkese merhaba tekrardan. Bugün tangoya dair birkaç tane sorunuzu cevaplamak istiyorum. Bunlar çok en başlangıçta sorulan sorular. Hani sıkça sorulan sorular var ya, üç esli olan. Onlar, bunlara dair birkaç tane ana başlık yaptık. Bunlara gelirsek. En önemli soru. Merhaba, ben işte Tango diye arıyorsunuz ve sorduğunuz sorular dersleriniz hangi gün, ben başlayabilir miyim? Bütçe. Bütçe konusu birçok insan için çok önemli tabii ki de. Bunlara dair birkaç tane alt başlığım var bütçe konusunda. Birincisi aylık. Aylık bütçe ne demek? Aylık bütçe geldiğinizde haftada bir gün bir ders alıyorsunuz diyelim. Bunlar tamamen teknik konuları içeriyor. Bunlar genellikle 4 derslik ya da aylık olarak ayrılabilir. Okuldan okula, sistemden sisteme değişiyor tabii ki de. Ama en azından bizim okulda aylık işte normal ödemeleriniz oluyor. Genellikle seminerler var. Mesela tangoya başladınız, ilerlediniz ama spesifik bir konuda eğitim almak istiyorsunuz. Seminerler var. Genellikle bunlar okuldan okula, İstanbul'da en azından 130 liralardan tahmini olarak 170-180 liraya civarında bir skalada değişiyorlar. Ortalama olarak benim bildiğim kadarıyla 150-160 lira ama daha uygun fiyatlı okullar da var, daha pahalı okullar da var. Bu okulların bütçeleri şunu göstermiyor. Ucuz olan okul her türlü iyidir anlamına gelmiyor. En pahalı olan okul en iyi eğitimi veriyor anlamına da gelmiyor. Bunlar tamamen araştırarak bulmanız gereken, nasıl söyleyeyim, şeyler. Eğer siz bulursanız, dediniz bir okula gittiniz, konuştunuz, ettiniz ve size dedi ki 160 lira. Lütfen onların yetiştirdiği insanlara bakın, bir danışın, gidin, okulu görün. Bu konuya daha sonra uzun ve ayrıntılı gireceğim ama şimdilik bu kadar. Onun dışında aylık derslere gelmeye başladınız. Durmadan şunları duyacaksınız. Pratiğe gel, milongaya gel. Bir, pratik ne demek? Şöyle örnekleyebilirim size. Diyelim ki bir tango kursuna gittiniz. Bunu dil gibi görün. Beden dili, tango bir beden dili gibi görün. Bir de yabancı dil eğitimine gidiyorsunuz. İspanyolca, İngilizce, İtalyanca bir şeye gidiyorsunuz gibi düşünün. Bunların konuşma kursları vardır. Teknik dersi, grameri alırsınız. Ardından konuşma sınıfına girersiniz. Çünkü konuşma kısmı her zaman daha zordur. Bizim tangoda da aynı bunun gibi pratiklerimiz var. Pratik ne demek? Haftada aldığınız teknik derslerinizi, öğrendiğiniz şeyleri pratiğe dökmek için, yani bol bol uygulamak için, eğer çözemiyorsanız okulun eğitmenlerine sorabilmeniz için yapılan küçük çalışmalar diyeyim. Bunlar da kesinlikle eğitim verilmiyor. Sadece bildikleriniz üzerinden konuşuluyor tekrardan diyebilirim. Bunlar da genellikle bildiğim kadarıyla 5-15 lira arasında değişiyor. Genellikle okulların kendi öğrencilerine indirimleri vardır ki keza bizim okulda öyle. Eğer bizim okulumuzun öğrencisiyseniz bir 5 lira daha indiriminiz oluyor. Eğer dışarıdan geliyorsanız normal bir ücretle giriyorsunuz bize. Onun dışında festivaller var, etkinlikler var. Festivaller, etkinlikler gene hani ortalama olarak değişiyor. Okuldan okula ve etkinliğin kalitesine, mekanına, harcanan bütçesine ya da o organizasyonun ne kadar para kazanmak istediğine orantılı olarak değişiyor. Tahmini ortalama fiyatlar, mesela önümüzde güzel bir etkinlik var. 60 euro, onda 4 ders 60 euro. Ama bu mesela sponsor alınan, böyle güzel bir bütçesi olan bir etkinlik. O yüzden 60 euro. Bazı festivaller var, 100-110 euro dersleri oluyor. Bu tabii ki de değişiyor, tamamen etkinliğe göre değişiyor. Onun dışında ayakkabı, kıyafet çok çok sorulan bir şey. Ayakkabı bence en başta gerekmiyor. Yani şöyle bir şey, tabii ki de hani ayakkabıcı dostlar kızmasın bana ama tangoya başladığınızda ilk bir süre en azından ayağınızın kaymasına kadar, pivot denilen, ocho denilen şeyi yapana kadar belli bir süresi spor ayakkabıyla, altı kayan herhangi bir ayakkabıyla gelebilirsiniz. Ama kesinlikle bu şu demek değil. Böyle büyük dolgu topuklular falan filan, onlar demek değil. Ben mesela herhangi bir spor ayakkabıyla giriyorum derse bakıyorum, tangoyu sevdim mi? Ben bunu birazcık daha ilerletmek istiyor muyum? Hani ortamına alışabildim mi? İstediğim gibi bir şey mi? Yani çünkü bazen öyle bir geliyorlar ki biz sanıyorlar yanak yanağa dans ediyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Hani normal biz dans ediyoruz sadece. Bunları öğrendikten sonra eğer siz bir bütçe ayırmak istiyorsanız, ayakkabılarda genellikle 150 lira ile 250 lira arasında değişen bir skalada oluyor. Eğer yurt dışından getiriyorsanız tabii ki de daha pahalı oluyor. Mesela Arjantin'den ayakkabılar ortalama olarak böyle 400-500 lira arasında değişebiliyor.
Ama bu tamamen bizim euro bazımızla alakalı. Yoksa hani yurt dışında bu kadar pahalı değil. 160 euro falan. Kıyafeti siz kendi bütçenize ayırabilirsiniz. Evet, hani kıyafet yapan, benim kullandığım kıyafetler ya da benim kullandığım ayakkabı markaları var. Tango'ya özel. Ama bu dediğim gibi benim işim ve ben hani bu işe yatırım yapmayı seviyorum. Kıyafet şöyle bir şey. Herhangi bir kıyafetle gelebilirsiniz. Kotla gelebilirsiniz. Ya da herhangi bir etekle gelebilirsiniz. Sadece burada önemli olan şey uzun adım atabilmeniz gerekiyor. Yani hani bacağınıza çok dar, çok tutan bir kot olmasın ya da çok dar bir etek olmasın ya da ultra mini bir etek olmasın. Bunlar önemli şeyler. Bunları zaten ayrıca başka bir zaman tekrardan yapacağız. Onun dışında sorulan şeylerden birisi partner. Partner konusu sorulan, işte ben tekim gelebilir miyim? Tabii ki de tekseniz gelebilirsiniz. Çünkü zaten birçok insan buraya tek geliyorlar. Ben de mesela tek başlamıştım. Tango'ya tek devam ettim. Ondan sonra partnerlikler gelişiyor. Bu arada partnerlik demek sevgili olmak, eş, karı, koca olmak anlamına gelmiyor. Partner olmak dans esnasında dans edeceğiniz bir kişi anlamına geliyor. Hani hareketi deneyeceğiniz, hareketi öğreneceğiniz ya da çalışabileceğiniz bir insan anlamına geliyor. Sevgili olup olmayacağınız o kısmı sizi ilgilendiriyor daha çok. Onun dışında mesela sevgililer başlıyor, karı kocalar başlıyor. Bir taraf seviyor, diğeri sevmiyor. Bu noktada şöyle bir şey olabilir. Partnerim bırakıyor, ben devam etmeyeyim. Ben tek kalacağım korkusu olabilir. Bu da sıkıntı değil çünkü bir sürü insan böyle yapıyor. Yani hani zaten bir tango ortamına girdiğinizde belli bir süre sonra bunları çok rahat ayırt edebilir olacaksınız. İşte mesela o akşam eşi gelmiyor, bir şey oluyor. Burada biz zaten eğitmen arkadaşlardan yardımcı oluyoruz. Asistanlarımız giriyor derse. Ya da sizden bir iki sınıf üsttekiler tekrardan bu konuyu görmek istiyorsa bu sınıfa dahil oluyorlar partnerli bir şekilde. Mesela başka bir sıkıntıdan birisi de arkadaşınız, sevgiliniz hani başlamış oluyor. Mesela ben en yakın arkadaşımı tangoya başlatmak istedim ama ben daha ileri seviyeyim. Daha önce başladım, sevdim. Onu şimdi başlatacağım. Bu şu anlama geliyor. O başlangıçtan başlayacak, siz normal devam edebilirsiniz. Ya da rica edersiniz, eğer eğitmeniniz kabul ederse ona eşlik etmek için sınıfa girersiniz. Sonra devam edersiniz. Bunların hepsi olasılık dahilinde. Kesinlikle tangoda başladığın partnerle devam edeceksin diye bir şey yok. Tek gelemezsin diye bir şey yok. Hepsi olabilir. Burada tek önemli nokta, benim çok hassas olduğum bir nokta, böyle kocaman yazabiliriz, sarkıntılık. Sarkıntılık yapılıp yapılmaması. Bu en azından ben kendi stüdyomda buna olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü kendi stüdyom şöyle bir ortamım var. Ben kendi başıma bu stüdyoyu yönetiyorum, yürütüyorum. Erkek bir partnerim yok. Onlar genellikle buraya çift gelebiliyor. Tek başlarına gelebiliyorlar. Küçük çocuklar gelebiliyorlar. Bunları engellemek adına ben bizi rahatsız edeceğini bildiğim, düşündüğüm ya da kızlarımı rahatsız eden bir iki kişi olduğu takdirde ben hemen bunun örgütlenmesini yapıyorum ve hemen o kişiyi buradan uzaklaştırıyorum. Tabii ki de hani kimseye karışmak benim haddime değil ama rahatsız onunla bir nokta varsa hemen bunu bloke ediyorum ve gelmemelerini sağlıyorum. Hemen su içiyorum. Çok konuştum. Mesela başladınız tangoya, bir ay oldu ve eğitmenleriniz size şunu söylemeye başladı. Pratiklere gel, çalışman lazım, pratiklere gel, şuraya git, buraya git, bunlar. Bu noktada psikolojik olarak şöyle şeyler olabilir. Pratiğe geldiğinizde herkes size çok iyi dans ediyormuş gibi gözüküyor. Hayır, öyle kesinlikle öyle bir şey yok. Neden? Çünkü siz zaten çok az bir bilgiye sahip olduğunuz için bu insanların herhangi bir hareketi size çok iyiymiş gibi geliyor. Öyle değil. Onlar da buraya çalışmaya gelen insanlar. Her ne kadar, yani ben de çalışıyorum burada. Ama bu şu demek olmuyor. Siz de çalışamazsınız ya da siz buraya ait değilsiniz gibi bir şey değil. Tam tersine herkes kendi klasında, kendi eğitim bilgileriyle, kendi bildikleriyle çalışıyor. Burası bir havuz oluyor ve herkese açık bir yer. Yani benim kendi öğrencilerim de geliyor, başka okulun öğrencileri de geliyor. Başka okula bağlı olmayan insanlar da geliyor, turistler de geliyor. Geliyor da geliyor yani. Bu noktada herkes çok çeşitli olduğu için çok rahatlıkla kendinizi bu ortamda rahat hissedin. Eğer bunu girdiğiniz sınıfta hissediyorsanız, yani mesela bir sınıfa girdiniz, orta seviyesiniz, ileri seviye sınıfa girdiniz. Hocanız dedi ki size, hadi artık seni bir üst sınıfa alalım dedi. Bu noktada şöyle bir şey var. Hocanız sizi oraya denk gördüyse oraya alıyordur ve sizin çalışmanız gerektiğini söylüyorsa birazcık çalışmayla o sınıfı yakalayacaksınızdır. Bu sizi kesinlikle özgüvensiz hissetmesin. Çünkü hepimiz tangoyu öğreniyoruz.
Yani ben anamın karnından tango bilerek doğmadım ya da hiç kimse anasının karnından tango bilerek doğmadı. Belki Arjantinlileri bir nebze dahil edebilirim ama bu onların kültürü. Hepimiz öğreniyoruz. Kesinlikle bu bir süreç, çalışma, disiplin gerektiren bir şeydir. Evet, bazıları vücuduna daha hakim, daha yetenekli deniliyor ama onu da tartışabilirim. Bir şekilde hepimiz ilerliyoruz. O yüzden kendinizi rahat hissedin. Hemen başka bir konuya geçiyorum. Ben yapabilir miyim? Tangoyu herkes yapabilir. Yani size buradan bir sürü video tavsiye edebilirim ki yaşlı, tontiş amcalar, nineler, teyzeler dans edebiliyorlar. Tango demek bizim havalarda, yani filmlerde gördüğümüz gibi böyle havalarda uçmalı, işte böyle havalarda takla atmalı, böyle ultra bacak hareketleri yapılan bir şey değil. Bu tamamen tangonun bir pazarlanma stratejisi. Tabii ki de çok güzel yapan olursa ben de bayıla bayıla izliyorum ama sosyal hayatımızda, yani bir tango gecesine gittiğinizde kesinlikle yapılmıyor böyle, hani havalarda uçuşmuyoruz. Yani dediğim gibi ağzımızda gül yanak yana dans etmiyoruz biz. Böyle bir şey değil. Bunlar yanlış algılar. O yüzden herkes yapabilir. Sadece belli bir süre çalışmanız gerekiyor. Size uygun doğru eğitmeni bulmanız gerekiyor. Size hitap edebilecek anlatım şeklini o eğitmenin de biliyor olması lazım. Eğer bunları yaparsanız çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ne kadar sürecek sorusu. Bu genellikle bence her şeyde vardır. İşte dil eğitime gidiyorsunuz, ne kadar sürecek eğitim? İşte resim kursuna gidiyorsunuz, ne kadar sürede resim yapabilirim? Bana da en çok sorulan şey, ben ne kadar sürede dans edebilirim? Bu tamamen size bağlı bir şey. Eğer siz şunu yaparsanız, haftada bir gün derse gelir, sonra bütün bir hafta hiçbir şey düşünmeyip tango üzerine o hafta yaparsanız bu bir işe yaramayacaktır. Yani bunu neye yaparsanız, yani bu bir hayat şekli olması lazım sizler için. Eğer sadece haftada bir yaparsanız olmaz. Hemen oradan da haftada kaç gün gelmeliğimi anlatacağım. Bence haftada bir gün ders alın, haftada bir gün pratiğinize gidin. Bunu da şöyle ayarlarsanız, haftada bir güne değil, iki güne, gönül ister ki 3-4 güne çıkarın, çok hızlı öğrenirsiniz. Eğer haftada bir günde bırakırsanız aylar, yıllar olur. Ama ortalama olarak eğer bir gün dersinize, iki gün pratiğinize giderseniz 6 ayda, yani bir kadın 2. 3. ayında dans eder, bir erkek 6. ayından, 7. ayından itibaren çok rahatlıkla dans etmeye başlayacaktır. Ama bu şu demek değil, tango maalesef ki bence baleden sonra en zor danslardan birisi. Çünkü iki kişinin full ağırlığını, nefesini dahi kontrol ettiğiniz çok 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 farklı, bence meditatif bir dans. Ve bu noktada bunu bu seviyeye getirmek çok çok çalışma ve emek istiyor. Yani bir başka bir dansta siz bir ayda dans edebilir olduğunuz seviye, tabii ki her dans çok çok seviyesi var ama hani bir ayda dans edilebilir oluyorsa, 6 ayda yaptığınız dansla 6. yılınızda yaptığınız, 10. yılınızda yaptığınız adım, his, her şey bambaşka bambaşka oluyor. O yüzden bunların hepsi, bütün öğrenebilir miyim, ne kadar sürede dans edebilirim, ben yapabilir miyimler, sizin çalışmanıza bağlı oluyor. Bunlarla ilgili lütfen eğitmenlerinizden çok ciddi bilgi alın, onlara danışın, sorun. Yani bu tavsiyeler çok önemli buluyorum ben. Aklıma gelen sorular bunlar. Eğer daha fazla sorunuz varsa, daha fazla danışmak istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıya yazın. Ben olduğunca cevaplamaya çalışırım. Bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Bana bütün telefonlarım zaten, bütün internette var. Hani bütün stüdyonun telefonları var. Eğitmenlerinize danışabilirsiniz. Herkese danışın, konuşabilirsiniz. Bunları yapmazsanız, araştırmazsanız hiçbir şekilde öğrenemezsiniz. Onun dışında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Başka bir şey yok galiba. Lütfen sayfaya, YouTube kanalıma abone olun, like edin, Facebook'taki gruplarımıza dahil olun. Böylelikle her şeyden haberiniz olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.